Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Candida diyeti deneyimlerimden bahsedeceğim. Candida diyetine biliyorsunuz Temmuz'un 10'u gibi başladım ve Ekim'in 10'u itibariyle de 3 ayımı doldurdum. Candida diyeti derken biraz açalım. Daha önce benim videolarımı izlemeyenler varsa biraz açıklayıcı olsun. Açıkçası egzamam için gelen yorumlar üzerine bir araştırma yaptım ve bağırsak sağlığımın egzamamı etkileyebileceğini gördüm. Açıkçası buna da inandım. Candida diyeti hakkında diyetisyenlerle konuştum. Tabii ki bu araştırmayı yaparken. Bana diyetisyenler şunu söyledi. Birkaç diyetisyenle konuştum. Böyle bir diyetin hali hazırda okulda gördükleri ya da bildikleri bir diyet olmadığını ama alerjimin olduğu ya da hassasiyetimin olduğu şeyleri tüketmeyerek kendime bir yol çizebileceğimi söylediler. Ben de önce besin alerjisi testi yaptırdım ve burada bazı maddelere karşı alerjim çıktı. Bunlar neler? Gluten, yumurta, fındık, fıstık, badem, ton balığı ve domates. Bunlara karşı alerjim çıktıktan sonra ben de bir yol haritası çizdim. Özellikle alerjimin olduğu besinleri diyetimden çıkardım. Candida diyeti denilen diyetin özünde şöyle bir şey var. Şeker hiç yok. Süt ve süt ürünleri yok. Bunda kasıt yoğurt ve kefir var. Tereyağının da olduğunu ben okudum ama bazı kişilerin yorumlarında tereyağı da tüketme Tuğba diye yorumlar gelmiş. Ondan sonra şeker kesinlikle hiç olmaması gereken bir şey. Hatta glisemik indeksi yüksek meyve, sebzeleri çok fazla tüketmemem gerekiyordu. Mesela elma eğer yiyorsak porsiyonu düşüreceğiz. Pekmez, bal, reçel, her türlü şekerli gıdadan da uzak duracaktık. Bir şey daha var. Alkol, kahve ve çay. Yani kafein içeren şeyler de kesinlikle yoktu. Bu 3 ay boyunca bunlara çok dikkat ettim. Evet, kaçaklarım oldu mu zaman zaman oldu. Gluten konusunda da hassas davrandım. %99 neredeyse uydum diyebilirim. Kendi ekmeğimi kendim yaptım. Ama kaçaklarım neydi olmuştur? İşte aradan bayram geçti. Orada bir tane el yapımı baklava yedim. Ya da kaçağım neydi olmuştur? Patates, pirinç gibi şeyleri yedim. Ama tabii ki çok fazla mı yedim? Ön porsiyonlarım çok düştü aslında. Yani koca koca doldurmuyordum. Ya da şimdi burada karpuz çok meşhur. Koca bir tabak karpuz doldurup da yemedim hiçbir zaman. Porsiyonları çok çok küçülttüm. Bu dönemde kilo verdim mi? Aslında benim bu diyeti yapmamın amacı zaten kilo vermek değildi. Ben kilo vermek amaçlı bir diyet yapmadım. Hedefimde kilo vermek olmadığı için de açıkçası kalorimi de kısmadım. Yani yağdan kısmadım. Yediğim işte özellikle öğünlerden kısmadım. Doyana kadar da yedim. Bu dönemde belli takviye gıdalar aldım. Bunlar neler? Bağırsak temizliğimi yapmaya çalıştığım için garlic sarımsak hapını aldım. Sarımsaklı da beslendim. O ayrı mesele. Sarımsak ve soğan çünkü kesinlikle tüketmemiz gerekiyor bu diyette. Ben sarımsak ve soğan bol miktar tükettim. Artı buna ek bir sarımsak tableti aldım. Vücudun omega 3, omega 6 dengesi bozulduğunda bu tarz sıkıntıların çıkabileceğine dair çalışmalar var. O yüzden yoğun omega kullandım. Mesela ne kadar? Günde bir tane alıyorsam omega 3 kapsülünü, 3 tane omega 3 kapsülü aldım. Ve yanına her ay düzenli olarak değiştirerek probiyotik takviyeleri aldım. Evde kefirimi kendim yaptım, yoğurdumu kendim yaptım. Bu dönemde bu şekilde beslendim. Peki Candida diyetinin bana etkileri ne oldu? Şimdi bir kere benim son 1,5-2 yıldır şiddetli bir rahatsızlığım vardı. Bu da ne? Bir karnımda şişlik, bir göbek böyle. Ben zayıf bir insanım. Zayıf, kaşektik değilim. Hani 52, 53, 56 kiloya kadar böyle gidip geliyorum. 1,65 boyundayım. Ama karnımda, önümde kocaman bir göbek. Tamam, iki tane çocuk doğurmuş olabilirim. Yağ kitlem de karnımda çok yok ama bir şişkinliğim var. Ve çok komik duruyor bence. Bazen şimdi tabii ki insanlar, çevremdeki arkadaşlarım bana çok kızıyorlar. Tuba, çok zayıfsın. Bırak ya, buna da göbek mi diyorsun? Ama hayır, bir şeyler yiyorum, yer yemez karnım davul oluyor, midem çok şişiyor. Ve ben sürekli hep söylüyordum, yani bu göbek değil, bu bir şişkinlik, benim bir sıkıntım var. Hep bunu söylüyordum. Ve bu diyete başladıktan sonra biraz kararlı oldum, yalnız onu söyleyeyim. Yani ben gluteni daha önceki de kesmeyi denedim. Hiç bu kadar kolay olmamıştı. Ama istikrarla ve kararlılıkla devam ederseniz o kadar zor değil bunları yapmak. Ben
bu diyete başladığımdaki en büyük etkiyi bağırsaklarımda gördüm. Yani o şişkinliğim var ya, acayip düzeldi. Yani şöyle tarifleyebilirim. Yemek yediğimde hemen bir karnım davul oluyordu. Ama yemek yiyorum, tokum. Hatta iki öğün yaptım. Bundan daha önce videolarımda bahsettim. Sabah bir öğün, akşam bir öğün. Yani 10-11 civar bir öğün, 6-7 civar bir öğün yiyerek devam ettim. Hep bu 3 ay boyunca. Bu demek oluyor ki yani uzun müddet bir şey yemedim. Yani günde 3 değil 2 öğün beslendim. Ama tok oluyordum çünkü çok güzel doyuyordum. Aha, hiç karnım şişmiyor. Karnım dümdüz. Sabah kalkıyorum dümdüz, akşama kadar dümdüz. İnanamayacaksınız, bir tane pantolonum vardı. Hiç onu giyememiştim. Hep hani ya bu doğum yaptım, ondan bu karnım falan diyordum. Beli böyle dar bir, yüksek belli bir pantolondu. Onda böyle pantolon dönüyor içinde. Ben dahil inanamadım bu görüntüye. Mide, bağırsak sistemim çok güzel rahatladı. Ben egzamalarımda bir değişim bekledim hep. Domatesi bıraktıktan sonra, domates kandı diyetinde bu arada alınması gereken bir besin. Özellikle pişmişi öneriliyor. Yani çiğ değil, pişince likopenin açığa çıkmasından dolayı. Likopen de çok güçlü bir antioksidan ve çok güzel yararları var vücuda. Ama benim domatesi alerjim çıktığı için ben domates tüketmedim. Domatesden korkma Tuba demişsiniz ama önceliğimi alerjim olduğu besinleri diyetten çıkardığım için onu hiç diyetime koymadım. Mesela domatesi çıkarmış, domatese dokunmuyorum, fındığa fıstığa dokunmuyorum, glutene dokunmuyorum. El egzamalarım tamamıyla geçti. Ya yani ellerimde hiç yara kalmadı o dönemde. Evet, güzel. Yüz egzamalarım bir türlü geçiremedik. Evet, belki kaçaklar var. Bunu bilemiyorum. İşte mesela ne gibi kaçaklar? Tuba işte peynir yeme. Niye yiyorsun? Evet, kandida diyetinde peynir yok. Ama ben yumurtayı çıkardığım için, gluteni çıkardığım için, domatesi çıkardığım için sabah öğününde yiyecek bir şey bulamadım. Yani yumurta olsa peynirin yerine yumurtaya protein koyabilirsiniz. Ama ben peynir açıkçası mayalı bir şey, yani probiyotikli bir şey olduğu için peyniri çıkarmadım. Evet, hiç çiğ süt hiç tüketmedim. Hiçbir şekilde. Hiçbir şeyin içine girine, çorbaların içine dahil. Süt hiç koymadım. Ama mayalanmış yoğurt gibi, kefir gibi, peynir gibi şeyler tükettim. Belki bunları çıkarsan tamamıyla geçer miydi? Ama yüz egzamalarımda azalma göremedim. Tam tersine kullandığım maskeden dolayı yüz egzamalarım hep çok kötü. Sadece şunu söyleyebilirim. Şimdi Ekim'in 10'u itibariyle, biliyorsunuz artık Kasım'a girdik, ben diyeti yavaş yavaş bıraktım. Böyle yavaş yavaş açtım. Zaten diyetisyenin ve alerji uzmanının söylediği şey de oydu. Yavaş yavaş diyetini ekle bir bak. Bir kez bile gluten yiyorum. Lönk diyor, sanki böyle mideme oturuyor. Arkasından bağırsağıma iniyor. Evet, yani yavaş yavaş yedim. Bu çünkü açıkçası bu 3 aydan sonra da bir bıkkınlık oluşuyor. Yani standart şeyleri yemiyorsun. Her şeyi kendi evinde hazırlaman gerekiyor. Dışarıya yemeğe çıktın. Seçiyorsun, her şeyin içinde bir şeyler var. Senin diyetinde olmayan şeyler. Bu biraz bende bıkkınlık yarattı. Böyle tatlıya falan saldırasım geldi bu dönemde. Ama sonucunda şunu gördüm. Bağırsak sistemim hemen bozuldu. Hatta midem sürekli ekşiyor ve ağzıma böyle bir yutku, şuramda bir şey var sanki, böyle yutamadığım bir şey. Bir yemek yediğimde ve ağzımın içine sürekli acıyor. Sabah da dahil böyle kalkıyorum. Ve bağırsağım hep şiş, midem hep şiş hissediyorum. Bu dönemde de egzamalarım daha kötü oldu mu? Oldu. Bence egzamaya tabii ki etkisi var. Ama ben hayatımda birinci öncelikle bağırsak sistemimi düzenledim. Ama egzamalarımı tamamıyla geçirmedi. Hafifletti diyebilirim. Ve gluten yiyince daha da kötü oldu egzamalarım diyebilirim. Bunu özellikle gluten diyorum çünkü alerjim olduğu için. Kandida diyetinde gluten evet çıkıyor ama sadece glutenin etkisi mi? Öyle bir şey yok. Ama diyeti bozduğumda desem daha doğru olacak herhalde. Egzamalarım biraz daha kötüleşti. Burada hassas bir şey daha söyleyeceğim. Bu
bana özel bir şey. Benim yaklaşık 1,5-2 yıl olacak. 2 yıl öncesinde, yani 1,5 yıl diyelim. 1,5 yıl diyelim. Geçen Nisan değil, ondan önceki Nisan'da başlayan bir rahatsızlığım vardı. Egzersiz sırasında kaslarım yıkılıyor ve kas enzimi kana karışıyordu. Buna kreatin kinaz deniyor, CK. CK'larım çok şiddetli yükseliyordu. Yani normali işte 70'ler, 80'ler, 100'ler benim 9000'lere çıkıyordu. Ve böylelikle böbreklerim hasar görüyordu. Nefrolojide yattık falan, düzenledik biraz. Bol sıvı tükettik. Derken ben sporu bıraktım. Ama bu dönemde düşük tempolu spor yaptım. Ama hiç kasarlarım olmadı. CK'larım hiç yükselmedi. Ve ben egzersizin düzeyini biraz arttırdım. Yine yükselmedi. Biraz arttırdım, yine yükselmedi. Ve benim o rahatsızlıktan sonra bir şey vardı. Böyle bir tükenmişlik. Yani egzersiz yaparken ve gücümün yetemediğini hissetme. Böyle elimi kolumu kaldıramamak. Böyle bir yetmiyordu yani nefesim. O şey bitti. Yani egzersizi çok kolay yapmaya başladım. Ekim 10'undan sonra yavaş yavaş diyeti bozmaya başladım. Ve sonrasında şöyle oldu. Tekrar CK'larım yükseldi. Geçen haftalarda egzersiz sonrasında tekrar yükseldi. Yani burada şöyle bir hassas nokta var. Bence bağırsak geçirgenliği gibi bir problemim var. Ve buradan geçirilen makromoleküller, yani daha büyük büyük alıyor ya, bunlarla benim kas hücrelerimin bir benzerliği olabilir. Ve vücudum sürekli reaksiyon halinde olduğu için, evet, egzamalarım ve rahatsızlıklarım devam ediyor. Bana şu soruyu çok sordular buradan. Tuba, ne kadar yapacaksın bunu? Böyle ne kadar beslenebilirsin? Yine mi glutensiz? Yine mi işte diyet? Ya çok zayıfsın, saçmalama, ne diyeti? Bunu diyen çok insan var ama şunu çok rahat hissettim. Bir kere metabolizmam acayip rahatlıyor. Kendi kendimize şekerlerle, yoğun gluten tüketimiyle, ondan sonra kafeinle böyle vücudumuza çok şiddetli bir yük alıyoruz. Benim vücudumda hissettiğim en büyük etki buydu. Vücudumdan sanki bir yük kalktı. Mesela köye gittik. Annem el açması börek yapıyor biz gittiğimizde. Şimdi el açması börek de yenmez mi falan. Yani yemeyeceğim. Sonra dedim ki ya bir parça yiyeceğim. Yedim, sanki bütün bir top yedim. Öp de mideme oradan bağırsağıma geçti. Dedim ki acaba ben bu gluteni yediğimde, bu börekleri yediğimde böyle bir şey hissediyordum da haberim mi yoktu? Vücudumun çok hafiflediğini hissettim. Ne kadar yapacaksın bunu? Aslında bundan sonra hep dikkat etmek istiyorum. Ve 1 Kasım itibariyle detoksa girdim. Ve tekrardan glutensiz ve kandida diyetine uyumlu gitmeye çalışacağım. Ve bu dönemde yumurtayı tekrar sokuyorum diyetime. Peyniri çıkarıyorum sizin önerilerinizle. Bu şekilde deneyeceğim. Ama vücudumdaki etkileri çok güzeldi. Gönül isterdi ki egzamalarımız sıfırlansın. Ama şöyle bir şey var. Biz akşama kadar bir maske takıyoruz. Ve onun içerisinde işte şurasında teli var, nikel. Ondan sonra plastiği var, lateks. Yani bunlar egzama hiç sevmediği şeyler. Havasız kaldığı için şu alanımda egzama çok kötü. Şu an görmüyorsunuz çünkü kapattım onları. Yani kapatmadığım zaman kendimi sevmiyorum öyle. Yani size göstermek istemiyorum. İşte o yüzden kapatma gereği duyuyorum. Bence onlar da geçecek, ben inanıyorum. Detoks programı yeniden başladı. Bu hafta glutensiz, şekersiz, çaysız, kahvesiz bir hafta beni bekliyor. Haftaya bir detoks programı yapmayı düşünüyorum, birkaç gün sıvı diyeti. Eğer dönüşlerime göre size ondan da bahsedeceğim. Peynir yemeyeceğim önerilerinize göre. Maya tüketmeyeceğim önerilerinize göre. Domates yemeyi düşünmüyorum ama pişmiş yiyebilirim. Onu bakacağız. Benim kandida diyeti deneyimlerim bu şekilde. Yine sorularınız olursa yorumlar kısmına bırakabilir. Ben kesinlikle tüm yorumları önemsiyorum ve cevaplamaya çalışıyorum. Elimden geldiğince dönmeye çalışıyorum herkese.
Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.